Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Beşiktaş'ın Taraftar Radyosu, Hayatta Beşiktaş Radyo'dayız. Yine beraberiz bu saatlerde. İnşallah güzel bir program olur. Şimdi geçen haftanın tekrar gibi bir program olacak. Çünkü geçen hafta çok kopuk kopuk gittik. O kopukluğu yok etmek için araştırmaları biraz daha büyüttüm ben. Bayağı bir notlar aldım. Birazdan sizin hepinize okuyacağım bu notlarımı. Bu arada şeye bakmaya çalışıyorum. Bırakmam seni'nin durumuna bakmaya çalışıyorum. Türlü ulaşamıyorum siteye. Neyse, yarın maçımız var biliyorsunuz. Ahmet Bey iyi akşamlar. Tibet'cim hoş geldin. Yarın maçımız var. Sağ salim futbolcularımız Denizli'ye inmişler. Orada hava biraz daha güzel buradan. Bugün çok yağmur vardı. Bayağı bir kötüydü hava. O yüzden bayağı İstanbul'da çekildi yani sıkıntı. Allah bir daha da yaşatmasın. Çok zor bir şey ya bu yağmurlu zamanlarda yağmurun sel suyu haline dönmüş olması İstanbul'da bana çok ilginç geliyor. Denize 1 metre yakın olan bir yerden suyu tahliye edememek ne başarısıdır? Çok merak ediyorum. Ama bu oldu mu olası böyle yani şu an için bu belediye veya daha önceki belediyenin suçu da değil. Yapılmamış yani nasıl yapılmamışsa o zamanlardan yapılmamış. Sabah baktığımda 215 bin diye gözüküyordu son rakamlar. Bugün 222 bin 979 şu anda bizim şeyimiz. Kayan Yaman hoş geldin. Serkan Karakaya sen de hoş geldin. 222.979 şu anda SMS'imiz. İnşallah yükselir diye umut ediyorum. Yarın alınacak bir galibiyetle taraftarın daha çok SMS ve mesaj atacağına inanıyorum. Kalben inanıyorum. Bu arada maskeyle ilgili de yasaklama geldi en sonunda İstanbul'da. Ve cezalar da 900 lira olarak belirlendi ki bunu çok mutlulukla karşıladım. İnşallah herkes artık bu maskeleri bir takar. Koronavirüsü gene yükselmeye başladı farkındaysanız ve Avrupa Birliği'nin çoğundan bize yasaklama geldi. Türkiye'ye geliş ve gidişleri istemiyorlar. Bu sıkıntılı bir süreç bizim için. Hem turizm açısından hem de ithalat açısından ihracat açısından çok sıkıntılı bir süreç. Allah sonumuzu hayretsin. Evet, ben fazla lafı uzatmayacağım. Futbol konuşmayacağız bugün. Çoğunlukla tarihi konuşacağız. Beşiktaş'ın kuruluşunu anlatacağız tekrar. Beşiktaş'ın kurucuları kimlerdi? Onlardan bahsedeceğiz. Beşiktaş'ın kurucuları tek tek isimlerini sayacağım. Hepiniz belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Kurucularımız Ahmet Fetkeri, Deniz Albayı, Mehmet Ali Fetkeri, öğretmen yazar, Fuat Balkan, emekli binbaşı, Kocaeli mebusu, Mehmet Şamil Şaplı, Osman Paşazade oğlu olarak geçiyor. Hüseyin Bereket Osman Paşazade'nin gene oğlu olarak geçiyor. Nazım Nazif Ander Kadızade ve ziraat mühendisi. Hamza Osman Erkan Osman Paşazade'nin oğlu olarak geçiyor. Eski Afyon milletvekili. Behçet Bey, Kenan Bey, 2. Abdülhamit'in özel muhafızı. Mehmet Paşa, Seryaver, Deli Fuat Paşa, Teyyareci Fethi Bey, Hava Yüzbaşı, Muhittin Paşa, eski Kahire Büyükelçisi, Ali Kılıç, eski Gaziantep Milletvekili, Mahsar Kazancı, Süvari Subayı, Ziya Karamürsel, Hazine-i Hassa Müdürü, Ahmet Paşa, Sürre Emiri, Şükrü Paşa, eski Viyana Büyükelçisi, Mahmut Naci Bey, Fizan Milletvekili, Şevket Cenani, Başvekil Kadri Paşazade'nin mahdumu, Cami Bayburt, Fizan Milletvekili Ahmet Şerafettin, öğretmen ve yüzbaşı.
Bizim kurucularımız bunlar arkadaşlar. Bu kurucularımızın bir hayat hikayeleri var. Bugün biz bu akşam bunun 3 tanesiyle ilgili hayat hikayesini anlatacağız size. Ondan sonra da diğerlerini sırayla kaydı alacağız. Eren Arkan hoş geldiniz. Engin Gür'ün maskeler satılık çıkar mı? Vallahi çıkartacaklarını kulüp söyledi. Hatta biz en son geçen gün ben kulüpteydim. Tekrar sordum. Pazartesi çıkartacaklarını söylediler. Haberiniz olsun bu arada. Serkan, evet aynen, maskeyi her yere takıyorlar maalesef. Allah beterinden saklasın ama kötü bir şey bu. İnşallah Allah kimseye gelmez. Evet, bu 22 kişiyle kurulmuş bizim kulübümüz. Beşiktaş kulübünün kurucularının en çok ortak noktası Çerkez asıllı olmaları. Beşiktaş'ımız kuran kurucularımızın Mehmet Şamil Bey 16, Hüseyin Bereket Bey 14, Ahmet Fetkeri Bey 15, Mehmet Fetkeri Bey 13 yaşında. Yani bizim gençlik zamanlarımız, hatırlarsanız 80'li seneleri falan, bizim gençlik zamanlarımızda adamlar kulübümüzü kurmuşlar. Bu yüzden en gençlerin kurulduğu kulüp biziz. 1903 yılında Fenerbahçe ve Galatasaray'ların kulüplerini kuranların yaşları bizden biraz daha yukarıda. Yani 3-4 yaş, hatta 5-6 yaş büyük olanları da var. Şeref Bey futbol şubesini 17 yaşında kurmuş. Kulübümüzün ilk lokali Osmanpaşa Konağı'nın arkasında yer alan hizmetlere ait bir kulübe. Bu bina 1902 yılında aile tarafından satın alınmış. Kulübün ilk adımları Bereketiko Cimnastik Kulübü 1903 yılında kurularak atılmış. Daha sonra biz Beşiktaş Osmanlı Cimnastik Kulübü olarak devam etmişiz. Sonra Osmanlı ortadan Cumhuriyet ilan edildikten sonra da kalkmış zaten. O zamanlarda bireysel sporlar olan barfiks, paralel, güreş, halter, aletli ve aletsiz cimnastik sporları yapılıyormuş bizim kulübümüzde. Bu yüzden o zamanlar kulübün bir renge ihtiyacı yokmuş. Bireysel spor yapıldığı için herkes kendine göre bir şeyler giyiyormuş. Bir mesaj geldi ama sonra okuyayım ben onu. Takılmasın gözüm. Sporcu sayıları artmaya başlayınca Mehmet Şamil Bey kurucular kurulunu toplayıp sporcularımız fazlalaştı. Toplum içinde bizim kulübümüzde spor yaptıklarını belirtelim diye, belirtmemiz lazım diye hepsine birer rozet takmayı önermiş. Rozet fikrini de Galatasaray Lisesi'nden getirmiş örnek olarak. 1906'da iki zıt rengin bir araya gelmesiyle kulübün rengi siyah beyaz olarak tescil edilip ilk rozetimiz olan rozet yapılmış. Altı köşeli olan rozetimizin bir tarafında J, bir tarafında K harfi yazmaktadır. Arkada da mührü bulunuyor bu rozeti yapan arkadaşın. Konstantinopolis diye de bir ibare bulunmakta ki o zamanlar Rumların yaptığı bir rozet bu muhtemelen. Çünkü onlar daha çok ondan Konstantinopolis olarak bahsediyorlar. Hoş geldin Sinancığım. 1902. Meşrutiyet'in ilanına kadar, 1908 yılına kadar yani bu rozeti kullanmışız. 1908 senesinde 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra ise sportif faaliyetleri biraz daha serbestleşince sporcu sayılarında yükselen kulübümüz gençlerin buluşup spor yapma yeri haline gelmişti. Bu zaman içinde bizim yaşadığımız tabii bazı olaylar da var. 1903 yılında bu Osmanlı Bereketiko Jimnastik Kulübü'nü kuran kurucularımız bir araya gelip toplandıklarından dolayı Abdülhamit'in o zamanki siyasi toplanmaları istemediğinden dolayı birkaç kere karakollara ve saraya davet edildikleri, sorgulandıkları söyleniyor. Ki ajanlar var bizim kulübümüzün spor yapan kurucularını seyretmek için gelen. Bunlar bizim kurucularımızı ispiyonluyorlar bir nebze. Ama orada birazdan ismini vereceğim kişi
onların önüne geçip bizim gençlerimizin arkasında duruyor. 31 Mart olayları sırasında Edirne'de bulunan hareket ordusu İstanbul'a gelince orada görevli olan Fuat Balkan ve Mahsar Kazancı Beyler de İstanbul'a gelirler. Siyasi olaylar yatıştıktan sonra iyi bir eskrimci olan Fuat Bey ve iyi bir güreşçi olan Mahsar Bey isimlerini çok duydukları Serencer Bey'deki spor yapan gençleri görmek için yanlarına giderler. Burada kendileri de Çerkez asıllı oldukları için oradaki gençlerle çok çabuk kaynaşırlar. Çünkü biliyorsunuz bizim kurucularımızın %90'ı Çerkez asıllı, Kafkas asıllı. Fuat Bey'in sonradan Balkan ismi verilmiş, soyadı Balkan olarak verilmiş ama Balkan göçmeni değildir kendisi. Çerkez göçmenidir onlar da. Beraber spor yapma fikrini ortaya atıyorlar. Ve ondan sonra da kulübümüzün sağlam temelleri oturan bir kulüp olarak çalışmaya başlaması öngörülmüş oluyor. Kulübümüz 26 Ocak 1911'de tescilini yapan Türkiye'deki ilk tescilli olan kulüp oluyor. Tescili yapıldıktan sonra Beyoğlu mutasavvıfı Muhittin Bey'in kulüp üstünde çok fazla bir emeği bulunmakta. Bu işte saraya davet ettiklerinde kendisi ben bunlara kefilim deyip de hoş geldin Batucuğum. Ben bunlara kefilim deyip de arkasında duran beyefendi. Bir de bizim Fahri bir başkanımız var. Onu da çoğu kimse bilmez. Onu da birazdan söyleyeceğim. Kulüp ilk tescilli kulüp oldu Türkiye'de. Ve ismi Beşiktaş Osmanlı Cimnastik Kulübü olarak geçti. Fuat Bey Ihlamur'daki evinin altını kulüp merkezi yaptı. Kulübe üye olanların sayısı bir anda 150'ye çıkınca Ihlamur'daki merkez akaretler 49 numaraya taşındı. Ama 49 numaradaki küçüklükten dolayı daha büyük bir yere ihtiyaç duyuldu ve ondan sonra da 84 numaraya yani eski kulüp binamızın olduğu bölgeye taşındı. Burada Osman Bey'in, Ahmet Fetkeri Bey'in ve Mehmet Fetkeri Beylerin babasının konağı kullanıldığı zaman da konağın çok büyük bir bahçesi olduğundan dolayı spor yapacak olan bütün gençler orada spor yapıyorlarmış. İşte o yüzden de ilk kurulma aşamasında orası çok kullanılmış. Daha sonra işte Fuat Beylerin gelmesiyle kulübün bu şeyi değişmiş tabii. Şekli ve şemali değişmiş. Şimdi ben bazı notlar almıştım. O notlardan da bir şey okuyacağım. Demin dediğim gibi Beşiktaş Kulübü'nün altyapısı olduğu gibi Çerkezlerle kuruldu ki biliyorsunuz bizim rahmetli Süleyman Seba Başkan da Çerkez asıllı. Sakarya'da çok Çerkez asıllı insanlar var ki zaten bu Ahmet Fetkeri Beyler de ailesine ilk geldiklerinde Mehmet Şamil Beylerin ailesi ilk geldiğinde Sapanca'ya taşınıyorlar. Sapanca'da Yanık diye bir köy olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada yaşıyorlar. Çerkez asıllı aileler oldukları için Kafkasya'da Çerkezlere yapılan bazı şeylerden dolayı kötü muamelelerden dolayı buraya göç ediyorlar zaten onlar Rusların yaptığı kötü mücadelelerden dolayı buraya geliyorlar. Bu kulübümüzü yönetirlerken esas amaçları spor kulübünden yani spor yapmaktan çok savaşa hazırlık olarak çalışıyorlar. Yani vücudu diri tutalım, savaşa girme imkanımız olursa savaşa girecek kadar bir dirilikte olsun, zinde olsun vücudumuz diye. 1925'te yeniden oluşturulan kulüp tüzüğümüzde alışılmadık bir şekilde kulübün Fahri Başkan'ın ismi belirlenmiştir. Yani bir anlamda kulübün hamisi ismi resmileştirilmiştir. İlginç olan tüzükte Reisi Fahri, Müdafaa-i Milliye Vekili Recep Bey Efendidir. Demin bahsettiğim Recep Bey bizim Fahri kurucumuz. Öyle söyleyeyim. Bütün bu gençlere sahip çıkan, onları destekleyen hem maddi hem manevi ki o zamanlarda da demek ki belli bir parasal ve maddisel sorunlar varmış öyle diye algılıyorum ben bundan. Recep Peker de ailesi
Dağıstan'dan göç etmiş bir aile. Onlar da Çerkez. O yüzden işte bizim kökenlerimiz, kulübümüzün kökenleri Çerkez asıllı ve Çerkez Kafkasya'ya dayanıyor. Şimdi biz bugün 3 kişiden bahsedeceğimizi söyledim. Birincisi Ahmet Fetkeri Aşeni. Ondan Mehmet Fetkeri Aşeni'den bahsedeceğiz. Ve tabii ki Mehmet Şamil Bey'den bahsedeceğiz. Önce Ahmet Fetkeri'den başlayalım. Abi olan Ahmet Fetkeri. 1886 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesinin Yanık köyünde doğmuştur. Demin bahsettiğim şey işte. Batum civarından göç etmiştir aileleri. Bir ailenin Batum'daki soylu bir ailenin soyundan gelmektedirler. Mektebi Bahariye yani Deniz Harp Okulu'nu bitirmiş Ahmet Fetkeri Bey. Okuldayken güreş ve aletli jimnastikte uğraşmıştı. 1923 yılında Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurucuları arasında yer aldı. Yine aynı sene kurulan Güreş Federasyonu'nun başkanlığını bir sene yaptı. 1924'te Atletizm Federasyon Başkanlığı'na getirildi. Bir sene burada çalıştıktan sonra tekrar 1925'te Güreş Federasyonu Başkanlığı'na döndü. 1937 senesine kadar bu görevde kaldı. 1924 yılında Paris, 1928 yılında Amsterdam, 1936 yılında ise Berlin Olimpiyat Oyunları'nın Türk sporcularına kafile başkanlığı yaptı. Ahmet Fetkeri'nin kızı Suat Hanım iyi bir eskrimciydi. O da milli takıma seçilip 1936'da Berlin'de baba kız Türkiye'yi temsil etmişlerdir. 1928 ve 30 yıllarında Beşiktaş başkanlığı yaptı. 6. başkanımızdı. Deniz albaylığından emekli olduktan sonra Gölcük'te yaşadı. 9 Mayıs 1936'da kulübümüz adına 19 Mayıs spor gününün Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı olması için Atatürk'ü öneri verdi ve kabul edildi. Yani bu 19 Mayıs'ın bizimle alakasını çok soruyorlar ya, işte 19 Mayıs'ı bu ülkeye armağan eden tabii ki Atatürk ama bunun önerisini veren de bizim kendi kurucularımız. Onlar istemişler bunun olmasını ve bu şekilde bir olay vuku bulmuş. Çok da teşekkür ederiz, ellerinden öperiz. Beşiktaş kulübünü kurmalarının yanında böyle bir şey de bize vermiş olmaları cidden bir gurur verici. Gürkan hoş geldin. Üç oğlu, bir oğlu, iki kızı vardı. Ahmet Bey 1 Ocak 1966 tarihinde Kocaeli Gölcük'te 80 yaşında vefat etti. Adını taşıyan spor salonu hepimiz çoğumuz biliyordur. 1985 ve 2005 yılına kadar Beşiktaş Kulübü'ne hizmet verdi ki zamanında en iyi yerlerimizden bir tanesiydi. 21 Eylül 2014'te Gölcük'te adına bir park açıldı. Evet, Ahmet Fetkeri Bey'in hayat hikayesi böyle. Ahmet Fetkeri Bey'in farklı şeyleri de var hayatında yaşadığı zamanlarda. Albaylık zamanında ordunun içinde askerlerin iri yarı olanlarını seçip onlardan güreşçi yapmaya, güreş takımı kurmaya çalışmışlığı var. Ayrıca jimnastik sporunu askerlere uygulatmışlığı var. İşte bizim hani sabah sporlarımız var ya, o sabah sporlarının bir bölümünü Ahmet Bey'in orduda uygulattığı söylenir. Kardeşi Mehmet Bey ise o da sportif olarak büyük bir şeye sahip, derinliğe, ama o daha çok yazarlıkla alakalı büyük işler başarmış durumda. Mehmet Fetkeri Bey'in hayat hikayesi esasında çok değişik, çok detay yok maalesef. Çok araştırdım ama yani hep kısa kısa geçmişler. Anı olarak bir şey çok fazla yok. Ölüm olayı çok tehlikeli yani çok kötü bir şey. Ölümü hoş olmayan bir şey. Yanarak vefat eden bir kişi, kurucularımızdan biri. Bu yönden tabii hayatı biraz daha kötü yaşamış. Ama bizim için en önemli şey Beşiktaş'ın kurucuları olması ve bu kulübün temel taşlarından bir tanesinin bir ayağı olması.
Ahmet Fethi Gereği'nin 1890 doğumlu kendisi. 2 sene sonra doğuyor abisinden. O da Sapanca'nın Yanık Köyü'nde doğmuş. 6 yaşında öksüz kalınca İstanbul'a dayısının yanına gelmişler. Tahsilini yarım bırakmış Mehmet Bey. Mehmet Fethi Gereği. Okumak istememiş. Onunla ilgili şöyle bir şey var. Çerkez milliyetçisi olduğu için bir zaman Kafkasya'ya yani sınıra gidip orada savaşmak istediğiyle alakalı bilgiler var. Ama bu bilgileri kimse doğrulamamış. Yani doğrulanmadığı için ben de hani çok gerçekçi bulamıyorum maalesef. Tahsilini yarıda bırakıyor. Tahsilini yarıda bıraktıktan sonra özel dersler alıyor. Bilhassa Fransızca üstüne. Sonra sosyoloji, tarih ve bilimsel araştırma çalışmalarına katılıyor. Halter ve jimnastikle uğraşıyor ki jimnastikte çok iyi olduğu söyleniyor. İyi bir beden eğitimi hocalığı da yapıyor belli bir dönem. O zamanki Irak-İran sınırına işte bu anlattığım şey giderek oradaki olumsuzlukları yerinde görür. Bilgi böyle söylüyor ama orada çatışmalar olduğu çetelerle, o çetelerle olan çatışmaların içine girdiği söyleniyor. Tabii bunu çok detaylı anlatamıyorum çünkü detay olarak bizim elimizde çok fazla bir veri yok. Çok derinlemesine araştırma yapmak lazım ama onu bu kadar kısa sürede yapamıyorum maalesef. Ama tekrar bir bilgilere ulaştığım zaman size bunlarla ilgili de bilgi vermeyi istiyorum. ...1931'de maalesef işte Agopyon İşhanı'nda maden firması var orada bir tane. Orada çalışıyor kendisi. Agopyon İşhanı'nda yangın çıkıyor. Yangın çıktıktan sonra firmanın bütün dokümanları, arşivleri, belgeleri orada olduğu için onları çıkartmak üzere iki arkadaşıyla beraber içeride kalıp onları dışarı çıkartmaya çalışıyorlar. Ama o sırada işte kapının önüne herhalde o zamanlar ağaç sütunlarla desteklendiği için binalar muhtemelen öyle bir şey kapının önüne geliyor. Orada hem gazda ve çıkamıyorlar dışarı, gazdan zehirleniyorlar ve maalesef yanarak vefat ediyorlar. Allah toprağına bol eylesin. Tabii teşekkür ediyoruz bizim kulübümüzü kurdukları için. İyi bir Kafkas ve Çerkez milliyetçisi olan Mehmet Bey kulübümüzün iki nolu kurucu üyesidir. Bu zaten bizim şeyimizde yazar. Terbiyeyi bedeniye kendi kendine jimnastik ve 20 hareketle Jimnastik adlı iki kitabı vardır, spor kitabı ki bunlar Türkiye'de bir ilktir. İlk yapılan, ilk açılan, şey yazılan spor kitaplarıdır. Daha sonra ve daha önce Kafkas dergisinde, Kafkasların çıkardığı bir dergide makaleleri vardır çoğunlukla. Bayağı bir makale yazmıştır. Artı gene Kafkas ve Çerkezlerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 2-3 tane önerge vardır. Bunları kitaplaştırmıştır. Ayrıca gene onlarla ilgili bir sürü de kitap yazmıştır ve bu kitapları çoğu halen satılmaktadır. Tabii o zamanki Osmanlıca yazılan kitaplardır çoğunluğu. Fransızca yazılan kitap da vardır. Bunların hepsi Türkçe'ye de çevrilmiştir. Gene eski zamanda kurulan bir teşkilatı Mahsusa diye bir örgüt vardı ki bunun bir fiil haber alma örgütü gibi olduğu söylenmektedir. Bu örgütün de altyapısında genelde Çerkez kökenlilerin olduğu bilinmektedir. Bunun da nedeni Rusya'da bunların Rusların da çok iyi bir istihbarat teşkilatı olduğu için oradan gördüklerini buraya uygulanmasıyla alakalı olduğu söylenir. Teşkilat-ı Mahsusa'da bayağı bir çalışmıştır. Üst seviyelerde de çalışmıştır. Yani birey olarak çalıştığı gibi müdürlük gibi şeyler de yapmıştır. Dediğim gibi ölüm şekli kötü ama maalesef işte hayatın bizden aldığı bazı şeyler oluyor. İşte onlar da bu şekilde toprak alıp gidiyorlar. Ama Allah nurlar içinde yatırsın hepsini.
kulübümüzü kurdular ya, en azından en önemli şey de o. Şimdi Ahmet Fetkeri'yi yaptık. Mehmet Fetkeri'yi de anlattık size. Şimdi Mehmet Şamil Bey'e geleceğiz. Bugünkü son şeyimizde Mehmet Şamil Bey olacak zaten. Ondan sonra biraz sohbet edip bırakacağız. Mehmet Şamil Şaplı. 1 Ocak 1891'de Medine'de doğdu. Babasının görevinden dolayı oraya gidiyorlar. Orada doğuyor kendisi. Osman Paşa'nın görevinde Osman Paşa babaları Medine'de çalışıyor o zamanlar. Annesi ise Emire Nefiset Hanım. 1888 senesinde Osman Paşa ile evleniyor. 1891'de de işte Mehmet Şamil Bey dünyaya geliyor. Nefiset Hanım'ın dedesi meşhur Dağıstan aslanı Şeyh Şamil. Onların torunları. O yüzden de Mehmet Bey'e Şeyh Şamil'in adı olsun diye Şamil ismi konuluyor. Mehmet Bey ilk öğrenimini Medine'de tamamlıyor bu arada. İstanbul'a döndükten sonra ise kardeşi Hüseyin Bereket'le beraber babalarının konağının arka bahçesinde spor yapmaya başlıyorlar. Bu konak zaten diğerlerinin de gelmesiyle beraber bir spor merkezi haline gelmiş oluyor. Hizmetkarların kullandığı bir kulübe var. O kulübeyi kullanıyorlar. Kulüp binası gibi. Saint Joseph'te okuyor. Fransız lisesini bitiriyor ve Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-19 yılları arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde siyasi bilimler eğitimi alıyor. Mehmet Şamil Bey'in bu eğitimi aldıktan sonra almadan önce zaten kulübün işte kuruluş aşaması oluyor. Ondan sonra almaya gidiyorlar bu eğitimi. O sırada Mehmet Şamil Bey beden hocalığı, gene şey gibi Ahmet Fetkeri Bey gibi beden hocalığı yapıyor bazı okullarda. Bu Cenevre'ye gittikten sonra bir zaman Osmanlı Milli Ajans muhabirliği de yapıyor. Ayrıca şimdi Şimali Kafkas Cemiyeti, Kafkasya İstiklal Komitesi, Türkiye Şimali Kafkasya Siyasi Muharirler Komitesi gibi komitelerin temsilciliğini yapıyor orada. Cenevre temsilciliğini yapıyor. 1920'de İstanbul'a dönüyor. Deniz Yolları İdaresi'nde memurluk ve kontrol müfettişliği yapıyor. Soyadı Kanunu ile 1934'te Şahaplı soyadını alıyor. 7 Şubat 1957'de İstanbul'da vefat ediyor. Mehmet Bey'in soyu Soçi yöresinin Çerkez Bey'i olan Ubi boyu komutanlarından Şahaplı Kubilayko Muhammed Bey'den gelmekte. Babası Osman Paşa Bereketiko Hasan Bey'in dördüncü oğlu. Bizim kulübümüzün ilk isminin Bereketiko olmasının nedeni de bundan dolayı kaynaklanıyor. Zaten Kur'anlar Mehmet Şamil Bey, Hüseyin Bereket var. Daha sonra Ahmet Fetkeri Bey ile Mehmet Fetkeri Bey olaya dahil oluyorlar. Annesi Dağıstan Aslanı diye namsalan Şeyh Şamil'in soyundan geliyor. Mehmet Bey'in 10 kardeşi bulunuyor ki bunların bir veya iki tanesi ölmüş diye biliyorum. Yani doğduktan sonra genç yaşlarında vefat etmiş diye biliyorum. Ama onun da araştırmasını devam ettiriyorum. Çünkü bulduğum şeylerde iki ayrı şık geldi. O yüzden onlar, yani şüphede kaldığım için tekrar onu size şey yapacağım. Evet, bugünkü 3 tane kurucumuz bunlar. Biz bu kurucularımızı tanıdık. Gelecek hafta öbür kurucularımızı da tanıyacağız. Şimdi bizim Beşiktaş tarihinin önemli şeyleri var tabii. Önemli mihenk taşları var. Bunlardan mesela bir tanesi sevgili rahmetli Mehmet Üstünkaya'nın başkan olması, ki bize bizim önümüzü açan, hakikaten Beşiktaş'ta devrim gibi bir hareket yapmış olan Mehmet Üstünkaya'dır. Beşiktaş'a emeği çoktur. Allah rahmet eylesin. Çok da başarılı bir insandır.
Süleyman Sabah kadar uzun dönemde yapamamıştır başkanlığı ama başkan olduğu süreçte hem Beşiktaş başarılı olup hem de iyi paralar kazanmıştır onun zamanında. Bu yüzden de nurlar içinde uyusun. Benim çok takdir ettiğim bir insandır kendisi. Onunla ilgili işte bir anı anlatacağım size. Ben 77 senesi itibariyle tribünlere gelmeye başlamıştım. İşte 80-81 sezonu bizim şampiyon olduğumuz, işte 15 sene sonraki şampiyonluğumuz, 14 sene pardon, sonraki şampiyonluğumuzun olduğu zaman en son maç Eskişehir maçı. Ondan önceki maçta ya bir hafta önce ya da bir hafta daha önce, yani iki hafta önce olabilir, Trabzon maçı vardı. O zaman 80 ihtilali yapıldı. 80 ihtilali olduğu için hani 12 Eylül 1980'de ihtilal yapıldı. Sokağa çıkma yasağı vardı ki şu andaki mesela uygulanan sokağa çıkma yasakları o zamanki gibi değildi tabii. O zaman çok daha sert kurallar vardı. Neyse bizim Trabzon maçımız var ve biz maça gitmek istiyoruz tabii otomatikman tüm Beşiktaşlar gibi. Sokağa çıkma yasağı olduğu için hepimizin aileleri, biz de yaşımız tabii küçük. Hepimizin aileleri bizi sokağa çıkartmıyorlar, izin vermiyorlar. Bir şey bulmamız lazım, bulamıyoruz çünkü yani gece 12'de çıkmamız lazım ki sokağa çıkma yasağı sırasında. O zamanlar böyle kombine biletti, işte önceden bilet alacaksın, yok sana loca ayıracaklar falan diye şeyler yoktu. O zamanlar böyle hiçbir şey, biz hazır bilet falan görmedik, daha sonra gördük ama ondan önce görmedik. Neyse bilet için kuyruğa girmemiz lazım tabii ki. Çok önemli maç Trabzon maçı. Çünkü galip gelirsek zaten şampiyon olacağız. Gideceğiz, bir şekilde gideceğiz. O zamanlar biz Etiler'de oturuyoruz. İki buçukuncu katta oturuyoruz. Annem babama diyor ki, rahmetli babama, bu diyor akşamleyin diye kaçacak diyor evden diyor. Babam da bunu bildiği için kilitliyor beni odaya. Odaya kilitliyor. Bizim odanın bir camı var, küçük bir cam ama cam var. Aşağıdaki katta da demir, yani pencerelere demir koymuşlar. Neyse babam kilitledikten sonra, şimdi tabii o zamanlar cep telefonu yok, herkesle biz anlaşmışız, demişiz ki Etiler'deki bebek yokuşunun orada buluşacağız, oradan kaçacağız gideceğiz. Ben o pencereden aşağı indim. Sarkına sarkına işte bebek yokuşun oraya geldim. Bizim gelecek olan kişi sayısı, biz 15-20 kişi falan gelecek diye bekliyoruz. Oraya bir geldim ki 150-200 kişi falan var. Ya dedim biz dedim böyle yürüyemeyiz yani. Sokağa çıkma yasağı var. Polis görecek. İşte asker masker var. Hani bir de o zamanlar vur emri falan da vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani de, ne yapalım dedik ki arka sokaklardan gideceğiz bir yere kadar. Ondan sonra eğer ki şey olursa, hani önümüz kesilip de bir şey olursa herkes kaçacak. Sonra bir nokta belirleyelim, orada buluşalım dendi. Neyse şeye kadar geldik biz. Zincirlikuyu mezarlığının oraya kadar geldik. Zincirlikuyu mezarlığını oradan tabii çıkmamız lazım ana yoldan. Ana yoldan çıktık, tam mezarlığı geçince teknik lise vardı, Zincirlikuyu Meslek Lisesi. Onun orada ters taraftan bir baktık bir ekip otosu geliyor. O zaman Ford minibüsler vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. O minibüsle bir ekip otosu bize doğru geliyor. Yani minibüs geliyor. İçeride de 3-4 tane polis var. Ama biz 150 kişiyiz yani, çok kalabalığız. Polis geldi, durdu bizim yanımızda. Memur dedi ki hayırdır dedi, gençler ne yapıyorsunuz siz dedi. Biz dedik maça gidiyoruz. Onu dedi, manyak mısınız, bu saatte maça mı gidilir? Ya dedik işte bilet yok, şu yok, bilmem ne, bu işte sabah orada olmamız lazım falan. Adam dedi ki ben dedi şimdi dedi sizi dedi anons etmem lazım dedi. Sizi almaları lazım dedi. Vallahi dedim etme istersen dedim, bizi yakalayamazsın dedim. Siz zaten 3 kişisiniz, biz dedim 150 kişiyiz. Kaçarız yani. Ondan sonra adam güldü. Tamam dedi, hadi gidin dedi ama arka sokaklardan gidin dedi. Böyle dedi kabak gibi ortada gezmeyin. Neyse orayı geçtik, işte Gayrettepe'nin oraya geldik. Oradan arkaya geçtik. Arka sokaklardan gidiyoruz. Meğersem o gün tabii emniyet acayip bir önlem almış. Beşiktaş o çarşının içinde turşucu var. Fulya'ya giderken sol tarafta kalıyor. Kartallar Kıraathanesi'ne gelmeden biraz
aşağıda galiba, öyle diye hatırlıyorum. Onun oraya şey çekmişler, barikat çekmişler. Barikat dediğimde bir tane ekip otosu duruyor. Eski Renault 12'ler var, eski şeyler, arabalar. O bir tane de onlardan duruyor. Biz oraya kadar geldik, baktık orada bekliyor adamlar. Ne yapalım? Başladık tezahürat yapmaya önce. Beşiktaş tezahüratı yapıyoruz. Adamlar tabii tezahürat yapıp ses geldiği için bize doğru gelmeye çalışıyorlar. Karanlık, bir de oraları karanlık, yani su, lambalar mambalar yanmıyordu, ben öyle hatırlıyorum. Bize doğru geldiler filan. Karanlık ya, biz sağa sola işte yapıştık yani, görmesinler tam net bizi diye. Tam geldiler, bize yaklaştıkları anda biz bir başladık koşmaya. Ama nasıl koşuyoruz anlatamam size. Koştuk şeyin oraya geldik. Eskiden çorbacı vardı bizim kulübün aşağısında, eski kulüp binasının. O çorbacının oraya kadar koştuk. Yakalanan 2-3 kişi oldu aramızdan. Onları Beşiktaş karakoluna aldılar. Oradan Maçka Parkı'nın, o Swiss Hotel o zaman yoktu. Maçka Parkı'nın içine girdik. Oradan ağaçların, şeylerin arasından atlaya zıplaya bir şekilde kapalının oraya kadar geldik. Kapalının oraya biz bir geldik ki, anam orası mahşer yeri. Millet eskiden orada yatan, yani sabahlarken yatılırdı falan. Orada yatacak hiç yer yok. Herkes ayakta duruyor yani. Bir de millet streslenmiş. Maçın havasına da girmişler. Şimdi oraya geldikten sonra tabii abilerimiz var. Lan siz nasıl geldiniz diye soruyorlar. Biz dedik böyle böyle koştuk ettik falan. Ulan dediler, sizin yüzünden şimdi polis gelir buraya. Dedikleri gibi oldu. Polisler geldi. Ekip otosu geldi oraya. Ekip otosu bakıyor ışık tutuyor. Kimseyi göremiyorlar tabii. Polisin bir tanesinin nasıl aklına geldiyse aşağıdan siyah diye bağırdı adam. Bütün çamlıktan bir ses beyaz diye. Millet, polis güldü. Biz görüyoruz adamın suratını, güldü. Çekti gitti tabii, bir şey diyemedi. Ondan sonra sabah ekipler amiri gelmişti oraya. Hiç anons yapılmamış tabii akşam. Burada birileri var, birileri şey diye. Saat 5'te ya 5'ti ya da 6'ydı. Sokağa çıkma yasağı bitiyordu. Tam böyle 6'ya 1 kala mı 5 kala mı neydi? Hep beraber kapının önüne kuyruğa girdik. Adam geldi. Nasıl şaşkınlıkla bakıyor. Ya diyor, siz diyor buraya nereden ve nasıl geldiniz diyor ya. Bu kadar kişi diyor ki, bir anda size şöyle söyleyeyim. Saat 6.30'tu, ben öyle hatırlıyorum. Stadın etrafında bütün kapılar dolmuştu ve muhtemelen de 50-60 bin kişiden fazla vardı. Ayrıca köfteciler, möfteciler falan da hepsi gelmişti oraya. Yani tabii onlar nasıl geldi, o da büyük bir soru veya handikap işareti, ama gelmişti. Evet arkadaşlar, benden bu akşamlık bu kadar. Gelecek hafta Cuma tekrar gene kurucularımızı tanıtacağım. 3 tane kurucumuzu. Bir aldığım farklı bilgiler olursa gene o bilgileri de size ileteceğim. Bu arada yarın Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. İnşallah attığı her gol sayılsın. Offside'dan bile olsa. Beddua etmeyeyim de karşı takıma sonra beddua edince kötü şeyler oluyor. Mustara'nın ayağının kırılması belki sebebi de ben olabilirim bedduadan dolayı. Beşiktaş'ımız galip gelsin. Paraya ihtiyacımız var. 2 milyon 700 bin lira iyi para. Yani bunu futbolculara anlatmak lazım. Bundan sonra sıralamamız ne olursa olsun çok önemli değil. Ama bizim her maçı almamız lazım. Ve gelecek seneye mutlaka şey yapmamız lazım. Bir miktar borcu kapatıp, ya UEFA zaten şu anda cepte gözüküyor ama Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım veya gitmemiz lazım, öyle söyleyeyim. İnşallah da olur. Yayına gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bayram Şahin, teşekkür ederim sana da. Sonradan gelen Doğancığım, hoş geldin. Programı kapatıyorum. Kolpa, Kebapçı, Ali Baba, Bursalıları heykellere kadar kovalamıştık. Onu da anlatı. Onu da başka bir zaman anlatırım. Fazla şey yapmıyorum. Hoş geldiniz bu arada. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hayatta Beşiktaş olsun.
hepinizin belli bir maddi durumu vardır tahmin ediyorum. Benim de öyle. Atabileceğiniz kadar fazla kendinizi zorlamadan bırakmam seneye mesaj atmaya çalışın arkadaşlar. Yani bunu canı gönülden diliyorum. Yapacağımız her yerde bu bize iyilik olarak döneceğini düşünün. Hiç kötüye yormayın. Bizim başka bir Beşiktaş'ımız yok. Ben burada yayın yapıyorsam, sizleri tanıyorsam, sizlerle bir muhabbetim oluyorsa bunun hepsinin sonucunda Beşiktaş var. Beşiktaş olmasaydı belki biz hiçbirimizi birbirimizi tanımayacaktık. Hiçbirimizi birbirimizle arkadaş olmayacaktık. Bir aile olamayacaktık ki biz aileyiz, dikkat edin ben bunu söyleyeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Bizim aile biz hakikaten aileyiz. Yani herkes birbirini %90 tanıyor. Simayen de tanıyor, İsmen de tanıyor. Samimiyeti de var. O yüzden bizi aile yapan bir şeyin hayatta kalması lazım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar Beşiktaş'ı seviyorum, sizleri seviyorum. İyi akşamlar, iyi geceler. Beşiktaş'a başarılar.